Mutfağım Şahane'de İznik'teki lezzet keşfimize devam ediyoruz. Göllüce köyündeyiz, Zinet Hanım'ın misafiriyiz. Bu köy öyle güzel bir köy ki önümde hemen İznik Gölü manzarası. Arkamda dağlar, yemyeşil ormanlar, harika bir doğada kim bilir ne yemekler yapacağız. Dede çorbası yapıyoruz. Evet, dede çorbası. Bu dede çorbası burada 11 tane ermişimiz var. Aa. Ermişlerimizden bir tanesi bu çorbayı istemiş. Bu yıllardır yapılıyor. Şurada komşu Fadime annemiz vardı. O yapardı hep. Hadi rahmetlik ya. Oldu. Şimdi gelinleri şeyleri. Herkes tavuk alır. Un götürürsün tasla, yağ götürürsün. 10 tava falan büyük kazanlarla pişer. Şimdi malzemelerimiz neler dede çorbası için? Malzemelerimiz tavuk. Bu önceden kestiğimiz erişte. Oo. Bunu bir gün veya 2-3 gün önceden kesiyoruz bu erişteyi. Tamam. Nane. Hem de tarladan koparılmış. Evet, tarladan. Soğan. Kırmızı biber, tuz. Bu kadar. Unumuz var. Bir de unumuz. Bu unu da hamura atarken yani suyunu koyulaştırması için atıyoruz. Evet. Kıvam vermek için. Evet, kıvam vermek için atıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Önce hangi tavuğumuzu koyuyoruz. Tamam. Haşlıyoruz. Bunun bir saat, 1,5 saat falan haşlanması gerek. Sobamızın üstünde pişiriyoruz bugün yemeğimizi. Evet. Sobada pişen yemek de çok lezzetli. Suyumuz sıcak, kaynamış. Şimdi oh süper. Bir buçuk saat mi? Evet. 1,5 saat bunun kaynaması gerek. Buna biraz da tavuğun lezzetini vermesi için tuz atacağım içine. Tamam, buyurun. Hemen Zinet ablacığım. Tuzumuzu da verdim size. Oh. Bunun 1,5 saat kaynaması gerek. Tamam, 1,5 saat. Tavuğumuzu haşlamaya bırakıyoruz. Sonra diğer malzemeleri içine katıp çorbamızı yapmaya devam edeceğiz. Tavuğumuz bir güzel kaynadı. Şimdi ne yapalım? Tavuğumuzu sudan alacağız. Tamam, alalım hadi. Gerçekten çok güzel kaynadı. Bütün lezzeti suda kaldı. Evet. O sudan da ne güzel çorba, ne güzel pilav olur. Süper. Tavuklarımızı çıkartıyoruz. Tavuklarımızı çıkardık. Evet, hepsi çıktı içinden. Süper. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz soğuması için. Tamam, o soğusun. Evet, böyle parçalayalım çünkü küçük küçük parçalara ayrılacak bu. Tamam. Biraz bir böyle yapalım. Evet, soğusun. Harika. Bu burada soğusun. Biz ne yapalım? Şimdi soğanını hazırlayalım üstüne haşlamak için. Tamam. Soğanımız var 2 adet. Bu çorbayı yaparken belki de çuvallar dolusu yapıyorlar tavalarından yaparken. Değil mi bu çorba? Bütün mahallenin köyün kadınları toplaşıyor. Toplaşıyorlar. Naneler bir gün önceden temizleniyor. Herkes bahçesinden nane topluyor. Çok özel bir çorba. Evet. Dede çorbası yapıyoruz. Dede çorbası çok özel bir çorba. Sobamızın üstünde tereyağımızı erittik. Biraz da zeytinyağı dökeceğiz. Tamam. Şöyle zeytinyağı, tereyağı karışımı bir güzel soğanlarımızı alıyoruz. Oh, soba üzerinde yapıyoruz açık havada. Mis gibi bir çorba. Siz de iftarda bu çorbayı deneyebilirsiniz. Dede çorbası. Yöresel bir lezzet. Şimdi bir güzel karıştırıyoruz. Soğanlarımız şöyle bir sotelensin. Rengini değiştirsin. Soba ateşinde pişsin. Hamurunu salalım. Bir çay kaşığı attım. Tamam. Bir tane daha atıyorum. Önceden de atmıştım. Çünkü çorbamız büyük. Evet. Tenceremiz büyük. Makarnayı atmadan önce birazcık da bunu unla böyle karıştıracağız. Yani unlayalım koyu biraz. Kıvam yapması için. Tamam. Unumuzu birazcık bakın makarnalarımızla buluşturuyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz ki çorbamıza da ayrı bir kıvam versin. Makarnalarımızı yavaş yavaş atıyoruz. Evet. Karıştırayım mı? Aha, karıştır. Of, mükemmel koktu. Tavuk suyu var ya mis gibi tavuk kokuyor. Yeterli. Tamamdır. Makarnalarımızı şöyle 2 avuç kadar ilave ettik dolu dolu. Evet. Yavaş yavaş böyle karıştırıyoruz. Şimdi onu karıştıra şimdi pişiriyoruz. Şimdi kapatalım kaynasın. Tamam. Biz şimdi ne yapalım? Burada nanesini hazırlayalım. Tamam. Burada taze taze toplanan, dağlardan, ormanlardan toplanan naneler. Çorbamız bir yandan pişiyor. Biz bir yandan nanelerimizi doğruyoruz. Ve birazdan da tavuklarımızı. İnce ince kıyıyoruz nanelerimizi. Evet. Bunlar da burada kenarda dursun. Şimdi tavuklarımızı hazırlayalım. Eldivenlerimizi takalım. Şöyle tavuklarımızı minik minik parçalıyoruz, didiyoruz. Şöyle bir güzel tavuklarımızı didikledik. Çok güzel oldu. Evet. Minik minik bakın. Minik minik. Şimdi ne yapalım? Şimdi bu tavukları buradaki hamurlu suyla birleştireceğiz. Şimdi
tavukları atıyorum, getiriyorum. Hadi. Şöyle bismillah. Oh, harika. Tavuklarımızı artık hamurlarımızla, tavuk suyumuzla birleştiriyoruz. Şimdi nanesini de atalım. Tamam, hemen naneyi de atıyorum. Nanemizi de getirdim. Bakar mısınız güzelliğe? Hamurlar yumuşadı, tavuklar lezzetini verdi. Nane aromasını bıraktı çorbamıza. Evet, şimdi bu kavurduğumuz soğanın içine kırmızı biber atacağız. Tatlı toz biberimizi de ilave ettik. Soğanlarımıza güzel bir renk verecek. Çay kaşığı attım. Bunu da şimdi biraz böyle karıştırıyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Birazcık rengini versin toz biberimiz. Şimdi kırmızı biberin kararmaması için hemen bu çorbayla kırmızı biberi soğanı kavuşturuyoruz. Bir güzel. Uf, soğanlarımız, pul biberimiz şimdi nasıl bir renk verecek? Bakın 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 ne kadar güzel bir çorba olacak. İşte bu. Çok güzel oldu. Şöyle bir taşım daha kaynasın. Evet. Bir taşım daha kaynadı mı yemeğe hazır. Çorbamız hazır. Süper. Birazcık kaynasın. Servis tabağımıza alacağız. Çorbamız kaynadı. Fokur 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 diyor. Artık servis tabağını alıp hazır. Size gösterebiliriz. Evet. Yalnız var ya mis gibi koktu. Çok güzel koktu. Çok güzel görünüyor. Köyü sarabı pişince bunun kokusu. Evet. Herkes ağzı limonlasın, acılasın, karabiber atsın. Görüntüsü şahane. Siz de evinizde rahatlıkla deneyebilirsiniz. Elinizde belki kare kare kesilmiş hamur olmayabilir. Yerine erişte koyabilirler mi? Evet, erişte koyabilirler. İftara harika bir çorba tarifi verdik. Kolay bir tarif. Her evde olabilecek malzemelerle yapılan İftara, hızlı bir tarif. Safura, safurda bu doyurucu çorba. Doyur. Evet. Tarifini vermesi bizden, yapması sizden diyoruz. Çok güzel. İster safurda ister iftarda tüketin. Görünüşü zengin, mideyi doyurucu, hesaplı bir çorba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.